görmek gerçekten çok heyecan verici bir şey. Biz onu evlerinin önü boyalı direkt derken abi kardeş birlikte tanımıştık. Abisiyle birlikte şimdi yolculuğuna tek başına devam ediyor. Bence çok güzel bir sesi var. Yüzü de aynı şekilde. Öykü Gürman geliyor. Var yani. Ay çok teşekkür öykü. Ederim. Öykü. Evet, herkesin bir öyküsü var değil evet, mi? Evet, kesinlikle herkesin ben bir öyküsü var. Ben de çok seviyorum. Bizim evde 3 çeşit öykü var. Evet, öykü, öykü çok nasıl, güzel. Nasıl, ikizler nasıl? İyi yani, büyüyorlar. Teşekkür ederim. Darısı başına zamanı gelince inşallah. İnşallah. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Yepyeni bir yolculuk. Biz evet. Belki de ağırladık burada. Evet, izledim. İki yolculuğunu izledin, tabii evet. Tabii ki, tabii ki. Müzisyen bir aile, iki kardeş birlikte çıktınız yola. Ben sanatçının yeni albümse özellikle... albümün başarısını müzik biliyorsun dünyada çok çağıran bir şey. Hı hı. Bir anda şurada 5 kişi varken 15 kişi oldu. Evet. Evet, ekip arkadaşlarım hemen. Evet, gerçekten. Senin sesin o kadar çağıran bir ses ki çok başarılı gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederim. Senden dinleyelim yolculuğunu. Aslında bir ayrılık gibi görünse de tabii ki biz ikiziz ve birlikte yola devam ediyoruz ama ayrı albüm yapınca ister istemez böyle bize ballı kaymak canım. Tabii, bir tane sol, güzel bütün ikisi. Dinliyorduk. İkiye ayrıldı. Daha güzel, daha zengin evet. Oldu. Tabii Pasaj Müzik çok destek oldu bana. Çünkü ilk solo albümüm ve ilk başladığım bir yol benim için çok önemliydi. Kendi şarkılarım da vardı değerlendirmek istediğim. Bence sen Pasaj Müzik için bir şanssın. Çok teşekkür ederim. Yani çok alçak gönüllü olma ama Pasaj Müzik'in de çok başarılarını duyuyorum burada. Orayla evet. Çalışan sanatçı arkadaşlarım çok memnunlar. Hı hı. Çok başarılı bir yer ama sen de çok iyi bir sessin. Teşekkür ederim. Çok geniş bir sessin, öğrenimli bir sessin yani ve evet. Çok güzelsin ayrıca. Teşekkürler, sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim.
Ya, müziğin coğrafyası yok aslında dediğiniz gibi. Yani hani hep böyle bir tarza oturtma ya da bir beklentiyi karşılama gibi durumlar oluyor ya müzik sektöründe. Evet. Aslında yok öyle bir şey. Sevdiğiniz şarkı sizin şarkınız zaten. Çünkü elbette. Her şarkı bir öykü anlatıyor. Şarkının dili yok, dini yok, evet. Rengi yok, ırkı yok. Kesinlikle yani söylemekten... Her kapıdan içeri evet, birer şarkı. Söylemekten zevk aldığım şarkılar var albümde. Kendi şarkılarım da var. Yani onun için çok heyecanlıyım. Biz senden tabii cover dinlemekten çok heyecanlanıyoruz. İlk başta da öyle olduğu için iyi ki de bunu evet. Okudun. Bir tane mi var? Yok, bir tane daha var. Olmaz olmaz bu iş olamaz var. Güzel. Fikret Çeneş sözleri. Harika. O da 70'li yılların bir şarkısı, pop şarkısıydı. Ama tabii böyle farklı aranjeli yapıyor olmak şarkıları. Çok başarılı. Ben yani hemen baktım kim düzenleme diye. Nurkan Renda ile çalıştım. Evet. Şey tabii yani albümün bütününde şarkılar birbirinden kopmasın, hepsi birbirine bir bütünlük göstersin ama bir yandan da her şarkı kendi içinde bambaşka aslında. Hı-hı. Çünkü Yunan elbette. Şarkıları var, pop şarkıları var, Yalan Gözlerin bir Suat Sayın bestesi, Türk sanat müziği. Evet. Dolayısıyla öyle çok renkli hangisini bir başka albüm sıcağı oldu. Sıcağına? Şimdi Murat Asar'ın şarkısı Bırak Güneş Yüzüne Değsin. Bırak Güneş Yüzüne Değsin öykü geliyor. Teşekkür ederim.
Onu her zamanki gibi kucağıma alıp öptüm. Hava çok güzeldi. Tekerlekli sandalyesiyle güneşe çıkardık. Yüzü çok yorgundu. Yalnızca iki arkadaşımıza haber vermiştik. Her anı ona yoğunlaşarak geçirmek istedim. Büyük bir sessizlik vardı. Son geceyi baş başa geçirdik. Onu